Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Lütfen otur. Teşekkür ederim. Doktorlarımız bakalım nasıl bir yol haritası belirleyecekler Bilge Çatal için. Şimdi de Doktor Kışlaoğlu'na kulak veriyoruz. Mutlu olduğu zaman, rahat güldüğünüz zaman, büyük güldüğü zaman diş etleri ortaya çıkıyor. Evet. Diş eti çok görünen bireylerde dişin pembe kısmına müdahale etmek lazım. Sizde de o görünüyor. Ondan sonra ön dişlerle yan dişlerin aynı boy olduğunu görüyorum. Dişe zarar vermeden önüne lamine yapıştırarak dişleri uzatacağım. Biraz pembe estetik yapacağız. Diğer dişleri de diş beyazlatmaya daha parlak, daha dinamik hale getireceğiz. Bu da size bir Selen'in verdiği fresh yüze fresh dişler verelim istiyoruz. Evet, diş doktoru korkum da böylelikle bitecek. Diş hekiminde herkes korkuyor. Kalmayacak. Korkacak bir şey yok. Kendinizi teslim edin. Siz sonuçta yarın bana güveneceksiniz. Başlayacağız. İyi olacak. Bu sorunun cevabı öncesinde doktorumuz tarafından ilk olarak dişlerin fotoğrafı çekiliyor. Ne görüyorum? Zamanla biraz çatlamış, aşınmış, problem değil, çözeriz. Aralıkları var, aralıkları doldururuz bondingle, kolay. Sizde sıkma var, diş sıkma da onu da konuşuruz. Botoks yapmak gerekiyor. Beni estetik olarak düşündüren konu diş etlerinin çok görünmesi. Genelde hanımefendi saklayarak gülüyor, hep dikkat ettim. Yarım gülüyor. Tam güldürdüm, tam güldürdüğüm anda resmi çektim. Bu. Ne görüyoruz? Diş etinin pembesi çok görünüyor. Burada niyetim şu, bakın çok küçük kalmış bu dişler. Bu daha yukarıda diş etleri. O seviyeye getirelim. Hollywood gülüşü diyorlar ya, ben size Hollywood gülüşüne çok uygun bir bakasınız. Bunlar biraz daha büyüsün, şu aralıklar dolsun. Yani dişin kendi özüne çok dokunmadan, bakın burası daha düzgün. Burada minik bir aralık var, bu kıyaslayacak olursak. Bonding yapacağız. Bonding de küçük aralıkları, küçük deformiteleri düzeltmek için ideal bir yöntemdir. Dişin yüzeyine değil, sadece arasına ekleyeceğim. 10 yaş gençte Doktor Kışlaoğlu ile birlikte planlanan diş tedavisine geçmeye hazırız artık. Bilge Hanım'ın ağzını her türlü inceledim. Hanımefendi de birkaç seans süren işlemler yapacağız. Bu seansta niyetim şu. 1. Sıkıyor dişlerini, sıkıyor. Sıktığı için buraya ve buraya sıkma kası, masetler kası denir buna. Masetler kasına uygulamalar yapacağım. Bu uygulamayla beraber 6 aya kadar diş sıkması azalacak. 6 aydan sonra tekrar eski haline gelecek, bir seans daha yaptırması gerekir. Ondan sonra dişleri güzel temizleyeceğim bu seansta ve pembe estetik uygulamasına geçeceğim. Eski klasik tekniklerden ziyade yani herhangi bir bıçakla kesi yapmayacağız. Elektro cerrahi ile kesik yapacağız. Bu seans böyle tamamlanmış olacak. Ondan sonraki seanslarda devam edeceğiz. Pembe estetiğin güzelliği şu. Dişler büyüyecek, diş etleri az görünecek ve diş etleri koyduğum seviyede kalacak. İlk iş yanaklara yapılan enjeksiyonu yapayım. Biraz sol tarafa uyguluyorum. Aynı şekilde sağ tarafa da uyguluyorum. Diş sıkmanın önüne geçecek botoks uygulamasından sonra sıra diş etlerine yapılacak pembe estetik işlemine geliyor. Sağdaki dişimiz bakın küçük ve diş eti çok görünüyor. Bu diş üzerinde geliyoruz. Bakın canlı olarak uygulamasını yapıyorum, başlıyorum. Bu işlemde diş etlerini lazerle kesecek ve diş boyunu da uzatacak Doktor Kışlaoğlu. Diş eti seviyesi yukarı çıkmış oldu. Şimdi ön dişimiz de biraz kısa. Ön dişimiz de aynı şekilde uzatacağım. Bu ileri teknoloji uygulama sayesinde dişlerin uzunluğu akıllı gülüş tasarımına uygun şekilde ayarlanıyor. Diş eti arasındaki farkları görüyor musunuz? Buradaki diş etleri daha yukarı çıktı. Dişlerin boyları daha uzun oldu. Sağdakiler ve soldakilerin kıyasları. Fark oldu arada. Şimdi sola doğru pembe estetik uygulamasına devam edeceğim. Farkındaysanız kansız bir işlem. Kansız bir işlem. Gayet güzel geçiyor. Doktorumuz büyük bir titizlikle pembe estetik işlemini sürdürüyor. Gördüğünüz gibi diş etleri yukarı doğru çıkmış oldu. Yanlarda zaten yukarıda ön görünümde bu gerekiyordu. Kaldı
dişin arasındaki aralıklar, bakın burada aralık var. Böyle döndüğümüz zaman, bakın burada bir aralık var. Bu aralıkları bondingle toparlayacağız, yapacağız diğer seanslarda. İlk buluşmada planlanan tedaviler diş kliniğimizde tamamlanıyor. İyileşsin. İkinci seansta diş beyazlatma yapalım ve aralıkları dolduralım. Öyle gidiyor. Yani çok başarılı bir yöntem. Siz de çok iyisiniz. Tamam. İkinci seansa devam edeceğiz. Evet, birkaç evet. gün sonra. Evet. Birkaç gün bekleyeceğiz, iyileşecek. Öyle devam edeceğiz. Rüya gibi değişim yavaş yavaş şekillenirken diş etlerinin iyileşmesiyle birlikte diş tedavilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci seanstayız. Geçen seansta diş sıkma için botoks uygulaması yaptık ve pembe estetik yaptık. Gördünüz ne kadar etkili bir yöntem oldu ve kansız bir işlem oldu. Yine de birkaç gün geçti aradan diş etinin tam oturmasını bekledik. Şimdi bugün diş beyazlatma işlemini yapacağım. Diş beyazlatma işlemi burada klinik şartlarında, ofis şartlarında yapılacak. Özel bir ışık uygulayacağız. Onu uyguladıktan sonra da aralıkları kapatacağım ve tedavi tamamlanmış olacak. Yani var olan dişi güzelleştirme işlemleri yapacağım. İlk seansta pembe estetikle diş etlerini tedavi eden ve dişlerin uzunluğunu ayarlayan doktorumuz bu seansta dişleri beyazlatıp aralıkları kapatarak görüş tasarımını finalize edecek. Bütün işlemleri tamamladık. Diş beyazlatmayı yaptık, bondingleri yaptık, dişin yüzeyine dokunmadan küçük küçük kusur bozukluklarını düzelttik. Çünkü bazı vakalar vardır, ufak kusurlar vardır. Dişin bütününe dokunmak gerekmez. Bazı vakalar vardır, bir tane, iki tane diş yaparsın, geçer. Bu vakamızda böyle bir çalışmaydı. Aslında pembe estetiğin ne kadar etkili olduğunu gördük. Büyük gülünce artık diş etleri görünmeyecek. Görünmemenin yanında uzun dişler ortaya çıkacak. Daha uzun, daha yapılı. İnce uzun dişler her zaman daha makbul kabul edilir. Geniş, yatay dişler makbul kabul edilmez. Pembe estetikle, bondingle, diş sıkmayla çok keyifli bir hale geldi. Bakalım diğer uygulamalar nasıl olacak, merak ediyorum açıkçası. Çünkü hanımefendinin konuşması, postürü çok düzgün. Finalde merak ediyorum nasıl duracak. Benim yaptığım gülüş tasarımı ve arkadaşların yaptığı diğer uygulamalar. Hepinize sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Tam 10 yaş gençleşti. Diş taşları temizlenen ve diş sıkmaya karşı maseter botoksu yapılan Bilge Hanım'a pembe estetik ve bonding tedavileri uygulandı. Artık ağız dolusu kahkahalar atabilecek.